İki tane birimiz var. Ya iki tane de yüksek puanı var. Evet, umarım yani, şu yükseklerden çıkar gelinin. Gel şu ikiden başlayalım. İkinci tabağı şöyle şuralarından tutuyoruz Emine Sultanım. Tut şekerim. Hiç heyecanlı değil. Hiç değilim canım. Hiç. İki tane birden bir tanesi gelir gelmez bakalım kimi yaktın? İç harcını, hamurunu o kadar da beğenmedik. Beğenmediklerimiz sınıfındaydı ve bir puanı da verdik gitti. Aç görelim kimin. Kaldır. Şöyle yap, kamerada görsün. Melike! Emine ablacığım, öncelikle hoş geldin. Teşekkür gelir gelmez ediyorum hiç canım. De bana göre hoş gelmedin ama umarım geline göre de hoş gelmiş olursun. Öyle düşünüyorum. Nesini beğenmedin ve bir verdiğin tabağa dedin ki bunun hamuru hiç olmamış, kıyması da içi de çiğ dedin. Ama dedin ikinci tabağa geldiğin zaman bu dedin bunun hamuru biraz daha olmuş, bu daha iyi ona göre dedin. Ve bir verdin. Yani hem ona bir veriyorsun hem ona bir veriyorsun. Benimkisi bir tık iyiyse benim puanımın bir olmaması gerekiyor. Mesela 3 olabilirdi. Çok yakındı. 4 olabilirdi. Çok yakındı. Yani birinci tabakla ikinci tabağın lezzeti çok yakındı. Yani bir tık dedim ama evet. Yani puan da vermek istemedim. Bir tık dediysen puan vermen gerekiyor. Vermek istemedim. Ben bakmak bilmiyorum. İstiyorum ne kadar hamurun kalın olmuş. Onu çok merak ediyorum. Bayağı birinci bir kalın. Tabakla bakabilirsin ikinci bayağı tabak arasında kalın. Nasıl bir fark var onu çok merak ediyorum. Kalın anlayışınız bu ya, mu? Evet. Şu mu kalın evet, anlayışınız? Evet, ne kadar evet. ince? Ya bana göre ne kalın. Kadar ince? Yani görüyor bana musunuz? Göre kalın. Yani resmen kabuk olmuş ya bak. Görebiliyor musun? Yok bak, bakma canım ne kabuğu. Kabuk, kalın kabuk, yani. Kabuk. Kalın. Ben seni buradan görebiliyorum bak. Buradan ben seni görebiliyorum. Ben seni buradan seçebiliyorum. Ve bir saniye. Ve içi de gayet dolu dolu. Doluluğuna demiyorum. Çok mükemmeldir. Doluluğu değil. Bak şimdi Emine teyzeciğim. Kızarıklığını görüyor musun? Gördün mü? Hangisinde var bu kızarıklık? Bana gösterir misin? Bir de var mı mesela? Bir de yok. Bak, tamam bir de yok. Açılmadığı için ellemek istemiyorum. Biri ne kadar kalın olduğunu bak şuradan görebilirsin. Bak ben sana ama yine de bir tık dedim. Bak bunun ne kadar ince olduğunu, bak bunun içinden dışından bile kıymalar gözüküyor. Evet. Ve bunun ne kadar kalın olduğunu görebiliyorsun. Ya görüyorum, musun? Evet görüyorum. Yorumlarken de dedim zaten. Bak ikinci tabak dedim, birinciden bir tık daha dedim. Ama bir tık daha vermek istemedim. Birle bir olmaz. Kabul etmiyorum evet. Yani. Ve tabağım da gayet güzel. Hayır, asla kabul etmiyorum. Şöyle diyor, kötünün iyisi olduğunu kabul ediyor. Evet ettim. Kötü, hayır, hayır sen değil hayır. Emine abla, o. Aynen. Bir diyor kötü dedin diyor, bu kötünün üstü dedin diyor, 4 bekliyor bu tabağı bir de. Kötünün iyisisin Melike. Kötüsün evet, ben yani. Her zaman iyiyim canım. En iyisi Melike benim. Buraya geldiğinden kötü. Beri kötü yani yapıyor. Ya kötü demiyorum. Kötü yani. Evet, bir tık kötü dedim. Yaptığım için herhalde. Bak çok kötü. Arkadaş kendini yeni gelin zannediyor. Bir haftadır kurdeleyle geziyor. Kız duşa da kurdeleyle aşkım, girdi. Aşkım bak bu kurdeleler ne için biliyor musun? Ben bunları böyle şampiyon olduğum zaman onları komple kurdele geçeceğim. Yutacağım onlardan mı? Elbise yapacağım. Şıkır şıkır geleceğim buraya. Onun için şekil. Hayal kuruyor. Yutacak galiba. Kurdeleyi sen yut sana uğur getirsin. Belki bir şansın açar. Allah kalbine göre versin artık. Ne yapalım? Yani ama cidden diyorum hani birinci tabakla ikinci tabağın arasında bir tık bak. Bir tık yani değil. Ben fazla bir fark görmediğim için puan vermek istemedim. Yani Emine teyzem görünen köy kılavuz istemiyor. Onun ne kadar ince olduğunu, onun ne kadar kalın olduğunu oradan ekranlardan ama gözüküyor. Ama senin teşekkür yemeğinin... Ederim. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Senin yemeğinin içindeki harç... Emine Sultan'ın sana teyze mi dedi? Evet teyze, evet, teyze dedi. Bana da dedin o zaman. Hayır asla. Oo. Ne teyzesi ayol 41 yaşında gencecik taş gibi bir kayınvalidem var burada. Şuna 4 puan verdin şekerim. Evet. Tutar evet. Mısın kenarlarından? Tutarım. Evet gencecik tazecik bir kayınvalidem var. Nasıl puanladığını beraber şimdi görüyoruz bakalım gelinimize yüksek puan verebildik mi? 4 puan. Acaba kime gitti? İç harcını beğendik, hamurun inceliğini beğendik. Aslında evet. Biraz hamur bulmamıza rağmen 4 puan verdik. Aç görelim. Elif. Şimdi 4 aldığıma sevinemiyorum. Hem gömdünüz tabağı evet. Hem de beğendim dediniz. Gömdüğüm tarafı doğrudur çiğ kalmış.
Fakat peçindeki kıymanın lezzeti geçti. Onu ben şimdi aslında ince ona hamur verdim. Olan ince hamurdan olan bir mantı nasıl çiğ olabiliyor merak ettim. Normalde sevmem buraya gitmeyi ama merak ettim. Buyur gel. Çünkü sevinemiyorum. Ben şimdi bu tabakta kıyma lezzetini aldığım için bir de sos. Tamam, hamur nerede? Hamur? Hamurda tamam. Bak, hamurda sıkıntı yok. Kamera ince. Göstersin. Bak çıtır çıtır. Bu hamur değil. Yani hamur piş çiğ dedi. Bak ağız ses geliyor. Kıtırtı sesi geliyor yani. Evet, gelebilir. Bunda gelir yani. Neresi çiğ bu hamurun? Kameraya göstereyim. Neresi çiğ? Hamurluk yok yani. Lütfen yediklerinize dikkat edin. Burada zaten nar gibi kızaran bir tabak var mı? Yok. 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 Zaten evet arkadaş övünüyor ama hamur olmuş o löp hamur. Şansına Elif'ciğim, şansına. Evet, şansıma. Ben kameraya gösterdim. Hayır, senin incecik. Hiçbir şekilde hamur yok. Nimet'le çok oynamak istemiyorum. Evet. Kestiğimde kıtırtı sesi geldi. Puanım için de teşekkür ediyorum. Bence de teşekkür ederim. Çünkü tabağını asla övmeden 4 aldın. Övmedi ama ben gösterdim hayatım. Sizin hamurluk yok. Sizin yaptığınız yorumlara göre evet. Bu tabağın en fazla 3 ama sizin yaptığınız yoruma göre de 2. Şimdi, ya şimdi ben verdiniz. Aslında birazcık damak tadımdan puan verdim. Neye damak tadı? Kıyma, hani içindeki kıyma ve daha, sos. Hani, daha çok mu kavrulmuş? Evet, kıyma tadı geldi. Aynen, kıyma tadı geldiği için ben yani o puan verdim. Ha, diğerleri daha yani az açıklamam kavrulmuş. Kıymama puan verdiniz evet, yani. Evet, evet, evet. Hamur var orada. Ya hamuruna zaten çiğ gördüm. Bak hamurunu çiğ gördüm fakat çok yorum yapmadım farkındaysan. Ama çiğlik yok Emine Hanım. Gösterdim size, var mıydı? Yok. Ya kıtır kıtır ediyor ama dediğim gibi yani damak tadı. Kıtır kıtır ediyor diyor arkadaşlar. Evet. Tuba üstüme gelemezsin. Hayır, şu mantığı yapmış olabilir. En iyiye mesela 5 vermiştir. En kötüye de 4 vermiştir. Gelinimin ilk günü yapamaz diyebilirsin. Ya. Evet, haklısın Tuba. Emine abla. Strateji yapmış olabilirsin. Evet. Yani Elif şimdi aldığı 4'le de bak, övünür birazdan da ben önden ya, yolunu yapayım. Artık bir benim üstümden prim kasmaya, beni ne de yere ya? Çekmekten vazgeç. Ben iyi puan aldıkça hep bir yerden yürümeye çalışıyorsun ama ben, olmuyor. Ben diyorum, Tuğba geldin mi sözüme? Benim sözüme geldin mi? Daha demin diyordun ki bana. İşte bir tık dediğin diyordun, bir aldı diyordun. Elif'inkisine de aynı yorumları yaptı. Bir alması yaptı. Gerekiyor. Evet, onun bir alması gerekiyor. Benim 4 almam gerekiyordu. Sen bana dedin ki, bir de diyorsun ki 4 bekliyorsun, 5 bekliyorsun yeni gelin, diyorsun. Bir de gelinlik de ama giyip nasıl, gelmiş, kıyamam. Nasıl yani? Evet, arınmak için geldim. Arınacağım. Geline mi verdik? Yoksa rakip gelin Tuğba'ya mı verdik 5 puanı? En önemli soru bu. Tutar mısın lütfen kenarlarından? Tutarım. Günün bence en merak edilen puanlaması şu an senin verdiğin bu 5 puan olacak. Bakalım kime gitti? Ya Tuğba ya yeni gelinimiz Fatma ama Tuğba hiç heyecanlanmasın çünkü bu benim gelinim dedi kayınvalidemiz. Dedim. Bakalım dedim. Öyle miymiş? Aç görelim. Tuğba'ymış. Ya Allah aşkına ne yapıyorsun senin gelinim ya? Senin gelinim benim. Emine abla. Ne yapıyorsun ya? Emine abla senin gelinim benim. Tabağımın neresi kötü? Canımsın. Tabağın neyi kötü? Gittin ona 1 verdin, 5 verdin Tuğba'ya. Canım abla. Bence gelme senin buraya. Senin gelinin yani. İşte gelin. Gerçekten gelme. Yorgun neye abi, gülüyorsun? Yorgun. Neye gülüyorsun? Tabağımın yani resmen 1 verdin şaka gibisin. Ya ben senin yapma tarzına güvendiğim için, damak tadıma uyduğu için. Bence birinci ben, tabaktı zaten bak. Normalde de sen ilk yediğinde yani önce bir tattın baktın. Evet. Biraz bekledin orada sonra diğerine geçtin. Yani biraz daha durup biraz daha tatsan zaten anlayacaktın onun benim yaptığımı Allah aşkına ya. Yani ya bir ne demek ya gittin 5 tadımda... 4 dağıttın bir de. Fatmacığım. Ya dağıttın de... yani 4 ona 5 Tuğba'ya. Fatma ben senin hamurunu gördüm bak bu kadar kalındı. Neresi kalın İnanın, Allah aşkına? Gitme, neresi kalın? Gitme, ben gitmek taş, istemiyorum. Gitme, ben senin gibi gitmek istemiyorum. O kadar istemiyorum, kalın hayır. Bir hamurun var ki. Haklı yani anladın hayır, mı? Hayır. Acayip ben bunu kabul etmiyorum. Tamam illaki kalınlar da denk gelmiş oluyor ama ben asla kabul etmiyorum kalın olduğunu. Ya kalındı. Kalından ziyade ben hani damak tadına bakarak puan verdim aslında. 5 ona ver. Fatma bir tane. Ne kadarlık evliydiniz? 3 haftalık. 3 haftada kaç kere mantısını yediniz Fatma'nın? 3 yıldır benim yiyor. Şebik mantımı da yiyor. Normal evet. Mantımı da yiyor. Yiyor. 3 yıldır ben işte onlara yemek damak yapıyorum. Damak tadından Tuğba'nın yapmış olduğu şey benim damak tadıma
geldi. Dedim kesinlikle bu yani. Hmm. Emine teyze, senin damak tadın sadece mantının üzerindeki yoğurt mu? Hayır ya. Kesinlikle zaten iç harcı zaten çok yağlı dedim. En basiti. Biz bu burada ama ilk başta orada durdun ve bekledin yani. Hani ben dedim ki kesin. Ne yoğurduma laf söylüyorsun? Yoğurdun bile senin mantından güzel. Bak öyle bir yoğurt çırpmışım ki mantısından güzel. Yoğurt çırpman bile güzel değil miydi Emine abla? Kızlar buradan yalandan sarımsağı koydular, bıraktılar. Tam 5 dakika yoğurt çıktım. Çünkü bunun da bir şeyi vardır, mantığı vardır. Karıştım, homojen oldum, hava girdim, güzel olur. Dağıttın güzel puanları, 5-4'leri verdin, bana da 1 verdin. Emine ablacığım, sen heyecana kapıldın bence. Yoğurdunu aldın, mantısını mı almadın artık? Çünkü ona da biraz hamur dedin. Ona da biraz hamur kalmış dedin. Sen yoğurdunu aldın, resmen bizim buradaki emeğimiz çöpe gitti. Ben size koca bir kase. Ya tamam olabilir. Bugün ben bugün belki hani ilk defa yarıştığım için yani acemiliğime gelmiş olabilir. Tamam, göreceğim, yarın göreceğim yani o zaman.